Top Level Tenis'e hoş geldiniz. Ben ÇAĞDAŞ ULUKAN. Serimizin 3. günündeyiz arkadaşlar. Üçüncü günde topspin, yükseklik ve derinliği işleyeceğiz. Bir önceki videomuz olan adımlamaya şurada çıkacak linkten ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Üçüncü günde yüksek yüzdeli, özgüvenli ve verimli backhandler vurabilmek için topspin, derinlik ve yüksekliğe odaklanıyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için birinci ve en önemli husus düşey salınım hareketini hissetmeye çalışmak. Bu çalışmada hareketi izole ederek sadece el, kol ve omuzumu kullanarak hareketi hissetmeye çalışıyorum. File bana doğal bariyer etkisi gösterebilsin diye özellikle fileye yakın duruyorum ve amacım toplarımı serp çizgisine düşürmeye çalışmak. Başlangıçta raket başımın yere doğru olduğuna ve raketimin topa doğru sakin ve düşük bir hızda nasıl rotasyon yaptığına dikkat edin. Sadece düşey salınıma odaklanın. Bu çalışmanın esasında topspin'i anlamanız için abartılmış başlangıç seviyesi bir çalışma olduğunu da belirtmek isterim. İkinci çalışmada servis çizgisine geçip gölge salınımlarıma başlıyorum. Bu salınımları yaparken birinci çalışmadaki düşey salınıma devam ediyorum. Ve vücut hareketimi de işin içine katarak normal backhand formuna yakın çalışıyorum. Birkaç gölge salınım yaptıktan sonra topu elimle yere bırakıyorum ve akıcı, yavaş ve sakin bir hızla topa vuruyorum. Bu çalışmadaki en kritik nokta toplarınızın yüksekliği ve havada çizdiği şekildir. Toplarınız filenin en az 1 metre üstünden geçmeli ve servis çizgisine düşmelidir. Bunu sağlayamadıysanız raketinizin başıyla ufak açısal ayarlamalar yaparak tekniği hissetmeye çalışın. Bunu mini korttan ralli vuruşu olarak da düşünebilirsiniz. Eğer mini kortta ralli yaparken zorlanıyorsanız bu çalışma size oldukça faydalı gelecektir. Şimdi no man's land diye adlandırdığımız arka kortun ortalarındayım. Normal backhand formuma geçiş yapıyorum. Üst gövdem unit turn yani rotasyon yapıyor. Raketimin uç noktasını yukarı bakacak şekilde konumlandırıyorum. Ardından aşağı alıyorum ve ilk iki çalışmada uygulayıp hissetmeye çalıştığımız düşey salınımı yapıyorum. Eğer doğru gövde rotasyonu nasıl yapılır bilmiyorsanız lütfen bu video serisinin birinci ve ikinci videolarına bakın. Birkaç gölge salınımdan sonra yine yere doğru topu bırakıyorum ve sakin bir hızda topa vuruyorum. Bu sefer amacım topa tam olarak bombe ya da diğer deyimle gökkuşağı şeklini vererek toplarımın filenin 1,5 metre kadar yüksekten gidip arka korta düşmesini sağlamak. Düşey salınım yoluna çalıştıkça istikrardan ödün vermeden top spin'i geliştirir ve daha özgüvenli backhand'lere sahip olursunuz. Artık arka çizgideyim ve tam backhand formunu uygulayarak gölge salınım yapıyorum. Bu noktada raket hızımı arttırdığıma dikkat edin. Top spin için gerekli olan bu hız size ileride yardımcı olacaktır. Topu yere bırakıp vurduğumda raket hızımın arttığına ancak düşey salınım yolumdan asla ayrılmadığıma yine dikkat edin. Buradaki amacım toplarımın filenin en az 2-2,5 metre üstünden geçerek arka çizgiye düşmesini sağlamak. Bu yükseklik sizin normal vuruş yüksekliğinizden çok fazla olabilir biliyorum. Ancak amacım ağır topspin vurma hissini anlamanız için sizi normalin biraz dışına çıkartıp abartı vuruş yapmanızı istiyorum. Şimdi ise yüksek ağır topspin salınım yolu ile alçak raket taşıma salınım yolu arasında geçiş yapıyorum. İlk 3 gölge vuruşumda raket başımın ucu yeri gösteriyor ve ondan sonra salınımı yapıyorum. İkinci 3 gölge vuruşumda bu sefer raket başım yere paralel ve bu bana kontak noktasına daha direkt bir salınım sağlıyor. Farkı göremediyseniz videoyu durdurup biraz geri gelin ve tekrar izleyin. Gölge salınımlarımdan sonra her iki salınım yoluyla 4'er adet top vuruyorum. Burada amacım raket başımı hızlandırarak toplarımın servis çizgisinden epey uzağa düşmesi ve toplarımın değişik şekil ve uçuş açılarını özümsemek. Çalışmanın gelen amacı her iki salınım yoluyla da özgüvenli şekilde vurmanızı ve tekniğinize çeşitlilik katmaktır. Son çalışmamda karşımda partner var. Partneriniz yoksa top makinesiyle de çalışabilirsiniz. Burada canlı rallide toplarımın sabit bir hızda servis çizgisinden öteye düşmesine ve düşey salınım yoluma odaklanarak backhand vuruyorum. Önceki çalışmalarda çalıştığımız tekniksel bildirimlere uyarak raket hızımı asla düşürmediğime ve topa gökkuşağı bombesini verdiğime dikkat edin. Topu içeri atma kaygısıyla lütfen kolunuzu yavaşlatmayın. Tam tersine düşey salınımı ne kadar hızlı yaparsanız
topunuzun içeri düşmesi o kadar artacaktır. Eğer toplarınız out'a çıkıyorsa raket başınızı vuruştan önce biraz daha düşürün ve raketinizi vuruştan sonra biraz daha erken kapamayı deneyin. Üçüncü günümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basın. Şurada gördüğünüz kırmızı tuştan kanalıma abone olmayı unutmayın. Dördüncü günde hassasiyeti işleyeceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.